Senin yüzünden leş gibi ölmeyi bekledim. Ne masum bir adam ha? Kızım, adamın abisiyle evlenmiş. Nazım banaydı herhalde. Efendim ustam. Tamam, sen parçalı sök. Ben yarın gelince montajını yaparım. Tamamdır, kolay gelsin. Şimdi şöyle yapacağız. Bugün ikinizden birisi ölecek. Ve seçimi sen yapacaksın Feraye. O mu? Yoksa sen mi? O mu? Yoksa sen mi? Sen karar verene kadar adam gitti. Şimdi tek seçenek kaldı. Üzgünüm. Elveda. Hamileyim ben. Hamileyim. Oğlum sen şaka mı yapıyorsun? Oğlum sen adamı öldürmüşsün. Üstüne toprak atmışsın. Yani bana gerek kalmamış sanki burada pek. Neyse annesi gel. Yapma. Gezmeye gidelim. Ha? Bebeği gezdirelim. Yapma. Yürü. Feraye. Sessiz ol. Yürü. Feraye. Hızlı yürü. Aç. Aç. Allah. Feray nerede? Bura gürültülü ya. Biraz yorgun gibiydi. Eve yolladım uyusun diye, dinlensin diye. Bizim evde uyuyor. Tamam, iyi yapmışsın. Ben bir bakayım ona. Tamam. Sana da afiyet olsun. Sağ olun. Ateş. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Bırak. Feraye bak, bağırma. Tamam mı? Tamam. Hadi Feraye, hadi. Hızlı. Hızlı Feraye. Hadi hızlı. Gördün mü bak? Yani söylediklerim yapılınca kimse zarar görmüyor. Ne istiyorsun benden? Nereye götürüyorsun beni? Feraye, beni de aldatacaksın ya. Yani iki aydır yatıyorum, şöyle bir gezelim, memleket havası alalım.
Sıkılmış gibisin canım kocam. Sana masal anlatayım mı? Ne oldu? Bir rahatsız oldun gibi. Masal denen o varuşun sana attığı mesajı gördüm. Sana çok kızgınmış ama gözlerin aklından çıkmıyormuş. Aleyna sen manyak mısın? Benim telefonumu mu kurcalıyorsun? Hiç kıvırma kocam değil misin? Tabii ki bakacağım telefonuna. Buldum yani masalcığını. Bir güzel saçını başını yoldum. Nasıl? Yeter. Yeter. Beni daha fazla rezil etme. Saçmalamayı da kes. Karın artık değişti kocacığım. Beni hafife alıyorsun. Hayatına kim girerse belasını benden bulur. Tamam Leyla. Ağlama Feraye, ağlama. Bak benim de canımı sıkacak çok şey var ama ağladığım falan yok. Bırak beni, bebeğimin hiçbir suçu yok. Lütfen, lütfen. Bak şu bebek muhabbeti benim canımı sıkmaya başlıyor. Ne yapacaksın bana? Senin bana yaptığından fazlası değil. Ben sana hiçbir şey yapmadım. Yapmadım. Emin misin? Ya insan bir özür diler ya. Bir geçmiş olsun falan der. Ölümden döndüm, farkındasın değil mi? Özür dilerim. Özür dilerim. Ne güzel ya. Hem kendine hayran bırak. Sonra da sana bir şey soracağım. Madem Yaman'ı bırakacaktın, niye reddettin beni o gün? Hı? Feraye ağlama. Yani yazık o güzel gözlerine. Bir gün mutlaka, biliyor musun? Bir gün mutlaka. Ayağınıza sağlık. En yakın zamanda fabrikaya da bekleriz. Görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler. Hiç biliyorum, seni ben tetikledim. Biraz büyük bir adım atmış olabiliriz. Ama babamın bu sakinliği seni yanıltmasın. Çünkü dönüş çok sert olacak. Sen sakin ol. Ben zaten bu saatten sonra geri adım atmam. Her şey hazırım ama asıl soru şu. Sen hazır mısın? Gidiyorum ben. Fabrikada görüşürüz. Hain! Kendine gel. Ne yapıyorsun? Hı? Ne yapıyorsun? Senin karşında o itip kalktığın, dövdüğün çocuk yok artık. Bir daha sakın bu eli bana kaldırma. Sakın bu eli bana kaldırma. Ne yaptıysam seni terbiye etmek içindi. Ama yetmemiş. Sen bana zarar vermekten başka hiçbir şey yapmadın. Dedemdir dedim. Bağrıma bastım, sevdim ama boşuna. Senin kimsenin iyiliğini falan düşündüğün yok. Nankör. Senin gibi evlat olmaz olsun. Nankör. Baba. 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 Ne seyrediyorsunuz? Evinize gidin.
Tamam, sakin. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? İntikam yemin edip mi geldin Amerika'dan? Öldürmek mi istiyorsun adamı? Ant mı içtin ailemizi parçalamaya? Aileyi parçalayan ben değilim Yaman. Sizsiniz. Dedenin peşinden gidip bizi iyice uçuruma sürükleme. Ya bizi büyüten adam o. Senin de deden. Benim dedem demeye bile dilim var mı artık? Bütün fabrikayı vuralın kirli işlerine alet etmiş olma adam. Kara para aklıyım. Hiçbir şeyden haberin yok. Hiçbir şey bilmiyorsun. Ya biliyorum be, biliyorum. Allah'ın cezası, biliyorum. Ne? Sen... Sen her şeyi biliyordun. Hiçbir şey yapmadın mı Yaman? Hı? Ne oldu oğlum, sana da mı tatlı geldi havadan gelen o kara para? Sen beni zerre tanımamışsın ya. Şimdi bu tarafı ne biliyor musun? Ben de seni tanımamışım. Tanıyacağım ben seni. Kaçma! Ya ne kaçacağım senden? Buraya gel. Oğlum, alo. Biliyordun, niye bana söylemedin? Ya çünkü böyle... Alo, kimsin? Biliyordum. Hayattaki en büyük korkunuzu öğrenebilir miyiz? Anlamadım kardeşim, ne anlatıyorsun sen ya? O zaman şöyle sorayım. Mesela şu an kimi karşında görsen... ...aha şu an kazığa oturduk dersin. Ne yaptım ben sana? Bora? Doğru. Ben Bora. Geri döndüm. Orada mısın lan? Bak yanımda kim var? Kimi vereceğim sana? Bin arabada. Hadi. Okan. Abi! Bora! Dönmüş! Hepimizi öldürecek. Ne? Şimdi sana konu atacağım. Yanına emanet alma. Eğer yanında birini görürsen... ...kız ölür. Bırak Feray'a gitsin. Feray'ın bizim meselemizde hiçbir ilgisi yok. Bak, bak. Bak temizim. Silahım falan da yok, tamam mı? Teslim durumdayım da. Hadi bırak Feray'a gitsin. Okan! Yapma!
Ya ya bana küçükken babam bir oyuncak almıştı. Neydi onun adı ya? Böyle salak bir şey. Tahta böyle. Neydi lan o? Böyle vuruyordun, geri geliyordu. Böyle itiyordun, geri geliyordu tahta bir tamam, şey. Tamam, tamam. Bırak gitsin. Feray, bırak gitsin. Tamam mı? Ha, Hacı Yatmaz'ı hatırladım kanka. Vallahi seni ona benzettim ya. Feray, bırak gitsin. Çünkü onun meselemizdeki hiçbir alakası yok. Olmaz yok. Ben seyirci olmadan keyif almıyorum. Şimdi diz çök yere. Eğil. Hadi. Hadi. Okan. İzlemedin tamam mı? Bak seninle bu gece çok eğleneceğiz. Yararsınız lan siz. Ha? Ben sizi boşuna mı tektim buraya? Ha? Bora evden çıkmayacak demedim mi? Oğluma bir şey olursa hepinizi öldürürüm. Hadi. Gir içeri. Şimdi hemen gidiyorsunuz. Bora'yı bulmadan geri dönmeyeceksiniz. Anladınız mı? Anlaşıldı. Emredersin abi. Yürüyün lan hadi. Şişt. Yürü. Oğlum bilirsenize. Şuna bak. Şimdi bakalım ne kadar şanslısın Okan. Ne yapıyorsun can? Eğer karşıya sağ salim varırsan... Sen kazanırsın. Yürü. Okan! Okan! Ne yapıyorsun? Manyak herif! Ne Meral, yapıyorsun? Sakin ya. Sakin. Bak bir şey oluyor yok. Hadi gel bunu kutlayalım. Yapma. Hadi gel şuraya. Bebek bebek diye başlama. O karnındaki buz soymeli de umurumda bile değil. Sence biz de Okan kadar şanslı mıyız? Belki kol kola ölürüz. Romantik. Güzel son. Yürü. Yavaş. Yavaş. Okan! Okan dur! Dur! Yok öyle yan gelip yatmak! Öldüreceksen öldür lan Allah'ım var ya! Ha, dur! Dur! Bana bak lan Müjür! Eğer senin Yaman'ın Feray'ın ölmesini isteseydim... ...söylerdim babama sigara kafanıza. Ama o zaman bana bir keyif kalmıyor.
Yeter bırak. Bak bana bak bana bak. En basit tabiriyle siz benim oyuncağımsınız artık, oyuncağım. Hayır. Bu da en basit oyunlu. Bu böyle ısınma gibi bir şey olarak düşün, tamam mı? Yeter! Sakın! Sakın kimseye haber vereyim demeyin. Arkanızda kimi bıraktıysanız ölür. Tamam bırak. Benden haber bekle minik bir soy. Tamam bırak, yapma. Bunun cezası bırak Okan. Ferah'ı. Görüşürüz. Manyak, ruh hastası manyak. Okan, Okan dur. Gel, Okan gel. Tutun bana. Tutun gel. Gel. Az kal. Senin soyadın ne? Senin soyadın ne diye sordum. Cevap ver bana. Bakırcı. Kimden aldın bu soyadını? Senden aldım. Kimsin sen peki? Ben söyleyeyim. Bade Bakırcı. Sen bu ailedensin. Bakırcısın. Sen benim kızımsın. Sen benimsin. Evet baba, zaten aksini söyleyen mi oldun? Öyleyse niye Bakırcı gibi davranmıyorsun? Niye Günsoy gibi davranıyorsun? Benim haberim yokken ateşle mi evlendin yoksa? Baba haksızlık ediyorsun. Ben ailemizin çıkarlarını korumak adına... Babanın arkasından iş çevirerek mi yapıyorsun bunu? Baba senin arkandan iş çevirdiğim falan yok. Allah aşkına yapma ya. Günsoyların içinde birinin olması gerekiyordu. O da bendim. Ateş zaten anlamıştı. Öyle olunca ben de erken... Hayır. Falan... Sen akrep gibi kendi kendini soktun. Bunu da hırsından yaptın. Baba. Ama kabahat bende. Ben sana çok yüz verdim. Fazla güvendim. Ama seni nasıl yola getireceğimi biliyorum ben. Selam. Vallahi tam eve geliyordum. Bekir abi yakaladı. Neredesin sen oğlum? He? Ben sana dışarı çıkmayacaksın. Ortalıkta görünmemen lazım demedim mi? Hemen mi sözümü yedin? Tamam baba, sakin ya. Böyle daha bayır dolaşmaya çıktım. Kimsenin gördüğü falan yok. İki aydır yatıyorum zaten. Nefes almayayım mı yani? Ona da mı hakkım olmasın? Hey. Gel buraya. Bu seferlik böyle olsun. Ama bir daha sözümü çiğneme, tamam mı? Hı-hı. Aslan oğlum benim. Aslan oğlum. Okan.
konuşmak için hazır değilsen eğer... Yarın. Yarın konuşalım. Olur mu? Odamdayım ben. İyi akşamlar. Yaman. Kahvaltı hazır Yaman Bey. Sağ ol Sevgi. Sevgi, kahvaltıyı buraya getirir misin? Tabii, hemen hazırlayıp getireyim. Feraye. 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 Hadi kalk. Alarm çalmamış. Geç kaldım ben. Alarm çaldı, ben kapattım. Neden? Dün akşam çok yorgun görünüyordun. E sabah çaldı çaldı, uyanmadın. O yüzden ben de rahat rahat dinlen diye kapattım alarmı. Kahvaltında buraya söyledim. İşim vardı ama benim. Yani senin alarmın çalsa ben kapatmam. Yorgun musun, değil misin? Ne yapmak istiyorsun o gün? Bunlara kendin karar verebileceğini düşünürüm. Anladım. Haklısın. Ben sadece sen kendini daha iyi hisset diye, bir de bebek de var. Kendine fazla yüklenme diye.
Gel sen beni dinle, bugün evden çıkma. Olmaz. İşim var benim. Okula mı atölyeye mi? Hesap mı soruyorsun? Hesap. Peki. Tamam. Ben sadece iyi görünmüyorsun diye ısrar ettim. O yüzden kusura bakma. Ben iyiyim. Bir şeyin yok, teşekkür ederim. Vay. 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 Dedeciğim maşallah ya. Vallahi maşallah. Ya dede dur, ben senin bir fotoğrafını çekeyim ya. Vallahi ışığı da almışsın ardına. Sanki moda dergilerinden fırlamış gibisin, maşallah mı? Öyleyim tabii. Daha gencim oğlum ben. Ölmedik daha çok şükür. Maşallah maşallah, Allah gecinden versin. Sen beni bile gömersin ya. Aklım, gücüm, kuvvetim yerinde şükür. Yaman'la omuz omuza verdik mi önümüzde dağ olsa deviririz. Ateş kimmiş? Tabii. Nasıl mücadele edilir göstereceğim ben o haine. Göstereceğim. İhsan. Hoş geldin. Hoş bulduk Ömer abi. Nasılsın Okan? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Geç. Geç şöyle. Oğlum sen de bize biraz müsaade et. Tabii. Çay kahve bir şey içer misiniz? Kahve olur. Kahve nasıl olsun? Sade. Sade. Dedeciğim sen bir şey içer misin? Benim var oğlum. Hmm. Ne var ne yok? Nasılsın, görüşmeyeli? Alo. Ha, sıkıntı değil. Neredeydi? Kayseri yolunda. Tamam, ben akşam üzeri ya da yarın sabah orada olurum. Tamamdır. Yaman? Efendim Feraye. Kimdi o? Nereye gidiyorsun? Sende ne zaman başladı bu? Böyle her şeyi, herkesi kontrol etmek. Ne ilgilendiriyor ki seni? İşim gücüm var benim. Hayır, yani ondan değil de. Neyden peki? Hı? Bak bence sen üstüne vazife olmayan şeyleri çok takma artık. Bebeğini düşün. Baksana. Kocan herkese açıkladı zaten. İnsanlar torun bekliyor. Ateş'in dün yaptığı şeyden tamamen habersizdim. Davette olanlar benim için çok zordu. Benim için hiç zor değildi. Hiç zor. Ne olacaktı peki? Hı? Ne zaman açıklayacaktınız bebeği? Çocuk koleje başlayınca mı? Hayır, tabii ki. Ama ben böyle olsun istemezdim. Feraye, sen gittin, abimle evlendin. Ondan hamile kaldın. Tamam mı? Neden hala böyle ürkek mahcup hallere giriyorsun anlamıyorum. Sen bir karar verdin Feraye. Tamam mı? Bunların hepsi senin seçimin. Tadını çıkar, mutlu ol. Tamam, benim hayatıma da karışma artık. Yorma beni. Günaydın. Günaydın. Sinigül'ü. Gel, erkencisin. Ha evet. Uyuyamadım, sabah kalktım. İyi hadi, bir şeyler atıştır. Yok, yemeyeceğim de. Bir çayını alırım Nesrin. Hmm. Sen şimdi dün gerilmişsindir kavgadan falan, ondan da uyuyamamışsındır. Ben sana bir çay koyayım. Sen bir iç de be. Kendine gel. Dün biz yokken bir şey oldu mu canım? Al. Kocam dayanamadı, çıkıştı Ateş abiye. Sonra birbirlerine girdiler. Ya. Ama Ateş abi haksızlık etti Yaman'a. Senelerce ortalıkta yoktu. Şirketle kim ilgilendi? Yaman. Sonra da geldi Amerikalardan. İşin başına geçmeye çalıştı. Olacak iş mi canım, olmaz, ayıp. Allah Allah. Niye ayıp olsun ya? Ateş bu ailenin en büyüğü. As var, üs var, kıdem var. Değil mi baba?
Ateş değil şirketin başına, devletin başına geçse sana bir faydası olmaz Çetin. Feraye buna izin vermez. O yüzden hiç boş hayallere kapılma, otur ekmeğini ye. Ya benimle ne alakası var acaba? Ben olması gerekeni söylüyorum. Adam doğuştan lider ya. Bir karizması var adamın bir kere. Yaman'da doğuştan karizma. Ayrıca Ömer'le de en çok Yaman'a güveniyor. Ay zenginin malı yine zürdün çenesini yordu. Vallahi benim çorbam kaynasın, tencerem kaynasın bana yeter. Ya. Robot süpürgeyi alırken öyle demiyordun ama Nesrin yengeciğim. Kız zaten yeni aldığım tencere takımına kaynasın diyorum. Ya bu Bora denen herif ise yaptıklarına inanamıyorum ya. Akşam Feraye ile de konuştum, o da perişan durumdaydı. Ya bu adam madem öldürmeyecek sizi, ne istiyor ya sizden? Eziyet etmek. Böyle böyle hayatı dar edecek, aklı sıra canımızı okuyacak. Rüyan çıktı işte. Bir karanlık boğazımı sıkıyor demiştin ya. Feraye. Sen niye çıktın ya evden? Ya bak bu herif çok tehlikeli diyorum. Her an her yerde karşına çıkabilir bu senin. Hazal saçmalama. Elimiz kolumuz bağlı ölmeyi mi bekleyeceğiz biz böyle? Yaman'la konuşacağım ben. Yapma. Neden ya neden? Buranın seni tehdit ettiğini, kaçırdığını öğrenirse gider Bora'ya saldırır. Böylelikle Vural da her şeyi öğrenmiş olur. Ne düşünmeye ne de bir çıkış yolu bulmaya fırsatımız olmadan ölürüz, anladınız mı? Okan, sorun ne biliyor musun? Sen kendini Yaman'dan daha akıllı zannediyorsun. Ya ne alakası var şimdi? Neden her şeyi saklamak istiyorsun? Ya bizim hep birlikte bir an önce buradan kaçıp gitmemiz lazım. Feraye, sen Bora'nın ne dediğini duymadın mı? Eğer giderseniz arkanızda bıraktığınız kim varsa öldürürüm dedi. Dediğini yapar. Dün oradaydın. Oradaydın, duydun değil mi? Sen aileni nasıl bırakacaksın ardında? Bıktım ben bu çaresizlikten, bıktım artık. Ben de bıktım. Ben de bıktım bu çaresizliğin içinde olmaktan. Ayrıca kimseden akıl olduğumu falan düşünmüyorum, tamam mı? Adam beni apaçık tehdit etti, anladın mı? Abimle bir ilgisi yok. Sen Yaman'a gerçekten zarar vermeyeceğine inanmıyorsun herhalde, değil mi? Okan deli. Hasta o adam ya, hasta. Birden Yaman'ın karşısına çıkabilir. Onu... Tamam. Sakin olun. Şu an yapacağımız en son şey kavga etmek, tamam mı? Evet. Evet ama maalesef ortada buz gibi bir gerçek var. Yaman'ın hayatı benim yüzümden tehlikeye girebilir. Nereye ya? Yaman'la konuşacağım. Sakın peşimden gelme. Bir dakika, nereye ya? Feraye. Tamam, dur. Bırak gitsin. Otur şuraya. Bırak. Şirketin başına Yaman'ın geçememesi iyi olmadı. Ateş bütün eğlencenin içine etti. Şimdi ne yapacağız peki? Hani çekiliyor mu üzgülü soylardan? Başka bir tezgah mı bulacağız? Biz çekilmek, öyle bir şey yok. O kadar yatırım yaptım, o kadar emek verdim. Şimdi oyuna seni sokacağım. Var. Hazırlan. Kendini toparla. Ben her zaman hazırım baba. Aslanım benim. Aferin sana. Abi bir misafirim var. Ne yapıyorsun? Bekir, geri gönder şimdi, olmaz. Geri çeviremeyeceğime misafir ama. Vay. Olacak iş değil. Gülfem Gülsoy kapımıza kadar gelmiş. Bunu neye borçluyuz acaba? Hadi gel içeri girin. Gerek yok. Misafirin olarak gelmedim. Seni son kez uyarmaya geldim. Çocuklarımdan uzak dur. Ateşe karşılık vermek gibi bir niyetin varsa vazgeç. Diyelim ki var. Diyelim ki vazgeçmiyorum. Ne yapacaksın? Ne yapabilirsin? Damarıma basıldığı zaman neler yapabildiğimi sen gayet iyi biliyorsun. Evet, bilirim. Menfaatlerin uğruna neler yapabileceğini çok iyi bilirim.
zamanında kalbimi söküp sonra delik deşik edip bir kenara attığın gibi değil mi? Vural, kızını kaybetmen tek bir lafıma bakar. Bu sana son uyarım. Sonra yalnız kalırsın. Kapında beslediğin adamlardan başka hiç kimse kalmaz yanında. Sana olan zaafımı sonsuz bir boyun eğişi olarak görme sakın. İkidir beni kızımla tehdit ediyorsun. Üçüncü de ben de konuşurum. Üzülürsün. Baba. Bir şeyler duydum biraz önce. Gülfem Hanım kızını kaybedersin falan dedi. Anlayamadım. Sus! Ne yapıyorsun sen kızım? Ben seni böyle mi yetiştirdim? Kapıları mı dinliyorsun? Baba ne alakası var Allah aşkına? Duydum, o yüzden soruyorum. Bir şey yok. Ateş ortalığı karıştırdı ya, biliyorsun işte. Gülfem de bana yaptığı hassizlikten dolayı karşılık veririm diye düşünmüş. Geldi boş boş tehditler savurdu. Ben de anlamadım ne dediğini. Sen takılma bunlara. Tamam. Konuşmamız lazım. Çok önemli. Bağ evinde bekliyorum. Yok ya, yok açmıyor ya, abi, açmıyor. Yeter, açmıyor. Artık arama Feraye'yi. Ya, ya ne yapsın, kız, ne kız yapsın? Ne istiyorsa artık onu yapsın. Gidip abim her şeyi anlatsın mı Azal? Okan yeter. Arama diyorum. Ya arama. Ne yeter, ne yeter? Aklı başında değil ki. Feraye ne yaptığını çok iyi biliyor. Aklı karışık olan sensin. Herkesi köşesinde tutmaya çalışıyorsun. İstiyorsun ki kimse bir hamle yapmasın. İpler senin elinde olsun ama yok öyle bir dünya. Tamam Hazal. Ben telefonumu alabilir miyim? Hayır alamazsın. Hazal telefonumu alamazsın. Alabilir miyim? Alamazsın. Telefonumu önce alabilir miyim? Sakinleşeceksin. Cinnet geçirmek üzeresin Okan. Otur şuraya. Ya benim hayatım korku tüneline döndü. Otur şuraya. Okan. Buna bak. Bak bana. Bak bana. Biliyorum. Ama tek başına değilsin, tamam mı? Birlikte o tünelin içindeyiz. Biraz sakinleş. Sakin ol. Hadi bakalım Şermin. Sıran geldi. Buyur abla. Ha dur koçum. Sağ ol ablam. Aleyna. Hı. Hayırdır kız, sen bugün burada mı takılacaksın? Hiç konağa geçmeye niyetin yok galiba. Ay konak vallahi yangın yeri. Herkesin surat beş karış, hiç çekemem. Doğru. Ayrıca sana ne Nesrin? Hı. İstediğim yerde oturun, benim derdim seni mi gerdi? Allah Allah, buna da bir şey denmiyor ha. Kapıya bak. Ya, en uzakta ben oturuyorum ya, ben bakayım. Tabii ki. Başka kim bakacak? Cemile abla. Hı. Misafirim var. Şermin. Cemile Şof.
Ne oldu gı? Türbülansa mı girdin? Hoş geldin Şermin Hanım. Ah, hoş bulduk. Eniştem. Vallahi glas adamsın. Hiç değişmemiş. O zamanlar yaşlıydın, daha da aynısın. Çetin, gel hele. Şermin abla. Koca herif olmuşsun, kızı da almışsın. Kız, ha? Sana bir soru. Onca yıl bekletildin. Bekletildiğini deydin mi bari? Yani tartışılır. Bu kız hem güzel hem gırgır yani. Çetin, bu sana bir glasman fazla. Senin de maşallahın var Şermin abla. Hep patavatsızdın, hala da öylesin. Hiç değişmemişsin. Hadi oradan bebe. Bu hep böyle konuşurdu boş boş. İşine gelmedi tabii. Hala aynı. Cemile, ne oldu? Best friend'in geldi. Bir hoş geldin desene. Kalk. Öyle görünce bir şaşaladım ya. Haber filan da vermeden gelince. Renkli kadınımdır. Sürprizleri severim. Bilirim aynı. Anam, Aleyna mı bu? Benim Aleyna'm bu. Aleyna yalnız. Aleyna dedim. Kız dön bakayım, dön. Hele dön. Ay, 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 ay. Kime çekti bu Cemile? Hiç sana benzemiyor. Sülün gibi maşallah, boya posa bak. Otursana Şermin Hanım. Yoldan geldin. Açsındır. Nesrin, hemen bir şeyler hazırla lütfen. Gelin kız, şu gabanımı al. Kahvaltı alışkanlığım yok da. Bir çayını alırım kızım. Tamam, hemen. Nerede kalıyorsun Şermin? Otel falan mı ayarladın? Ayarlamadıysan... Ne otel canım biz varken? Ayarladıysa bile iptal edersin değil mi? Kaç yıldır ilk defa geliyorsun. Aa, 13 yıl. 13 yıl oldu seninle görüşmeye. Ya bak, biz misafir edeceğiz size. Hiç itiraz istemiyorum. Sağ ol. Değil mi Cemile? Tabii tabii, ben ev küçük, kalabalığız. Hani rahat edemezsin diye dedim gülüm. Ha, ederim anam, ederim. Biz seninle dip dibe küçücük yerlerde kalmadın işte. Ya. Bayacağım. Sağ ol gelin kız. Ben size terlik vereyim. Ay getir, ayaklarım çok ağrıdı. Demek senin küçük kız o kadar büyüdü, şimdi de evleniyor ha? Öyle oldu vallahi Ömer abi. Zaman o kadar hızlı ki. Ben bile anlamadım. Ne ara boyum kadar oldu. Ya Allah mesut etsin. İhsan, senden bir şey isteyeceğim. Ama gizli halledeceksin. Tabii. Benim büyük torun Ateş, şirketin başına geçmek için arkamdan iş çevirmiş. Şirket avukatını yanına alıp akıl sağlığı yerinde değildir diye rapor çıkartmışlar. Nasıl yapmış bunu? Sahte rapor mu? Ya doktor Alzheimer başlangıcı dedi. Ya çok önemli bir şey değil aslında. Yani bir hap atıyorum, halloluyor. Ama bizim avukatla durumu lehine çevirmiş. Çok üzüldüm. Aşırıya kaçmış. Besle, büyüt. Elleri başlarına erince katlayıp bir kenara koymaya çalışsınlar seni. Dünyanın hali. Ama ben de hemen pes edecek göz yok tabii. Sen avukatım olacaksın. Başkasına güvenemem. Bu raporu iptal ettireceğiz. Nasıl yaparız? Bana bir akıl ver. Raporu iptal edemeyiz. Yenisini alacağız. Hastalığının tedavisi bildiğim kadarıyla yok. Ama ilaçlarını düzenli kullanır. Tedavine sadık kalırsan zor olmaz Ömer abi. Hatta göstermelik kendine bir asistan hemşire de bulursun. İşimiz kolaylaşır. Tamam. Ne lazımsa yaparım hemen. Ama hepsinden önemlisi doktorunla görüşüp tedaviye açık olduğunu göstermen gerek. Yani böyle hallederiz diyorsun. Sağ ol. İnşallah. Ya iyi ki geldin. İhsan. Sağ ol. Gelsene. Ha, otur otur. Hadi lütfen. Evde durumlar nasıl? Kız olmasaydım şu an büyük ihtimalle ölüydüm. Fark ettim onu.
Madem biz bir yola çıktık, artık geri dönüp bakmak yok. Kumaş fabrikasını da satın alıyoruz. Ne kadar çabuk. Beklememize gerek yok ki. Al bakalım. Fabrikanın mali raporları. Senin şu kararlı haline bayılıyorum. Bir insan hiçbir şeyden şüphe duymaz mı ya? Duymaz mıyım? Duyarım elbette ama öyle çok kurcalamam. Karşımdakinin sözlerini, savunmalarını dinlemek istemem. Çünkü onlar söylenen yalanın bahanelerinden başka hiçbir şey değildir. Konu ne olursa olsun şüphenin üzerine yürürüm. Kendi gözümle görene kadar da olayın peşini bırakmam. Sen asla birinin karşısına almak isteyeceği türden biri değilsin. Neyse ki sen akıllısın, bak ne güzel dost olduk. Yaman geldi mi? Hı-hı. Tamam, gelince haberim olsun lütfen. Anlaşılan baban gelmeyecek bebeğim. Ne yapalım? O zaman biz ona gideriz. Yaman. Daha konuşacak ne kaldı? Otur istersen. Hayır. Oturmayacağım. Konuşalım, hemen gideceğim. Feraye. Doğum günümde barda kavga ettiğin adam. Onu gördüm. Ne? Ben o adamı komada biliyorum. Emin misin onu gördüğüne? Eminim. Dünkü davette eve girmiş, silah vardı, zorla alıp götürdü beni. Bir dakika. Sen ne anlatıyorsun be? Ben doğru mu anlıyorum şu an? Bora Bakırcı herkesin ortasında bizim eve gelip seni kaçırdı. Öyle mi? Ha? Feray, ne yaptı sana? Bir şey. Dokundu mu sana? Ha? Yok. Yok. Hiçbir şey yapmadı. Dokunmadı. Ama Okan. Okan da vardı. Okan'ı çok hırpaladı. Neredeyse öldürüyordu. Gidiyorsun. Yaman. Yaman sakın lütfen. O adam kafayı takmış size. Sizinle oynayacakmış. Öyle dedi. Tamam. Ne dedi başka? He? Ne dedi? Ne anlattı sana? Hiç. Hiçbir şey demedi. Geri döndüm dedi sadece. Bak bu olay. O Bora denen herifle benim aramda, tamam mı? Sen hiçbir şey yapma, ben halledeceğim her şeyi. Yaman dur. Dur ne olur. Gitme onun peşinden. Uzak dur ondan lütfen. Yaman o adam normal biri değil o. Değil, yemin ederim anladım ben. Ferahis, sen kendini koru. Tamam mı, sadece beni düşünme. Bir şeyler hallolana kadar da dışarı sakın ki yalnız çıkma. Tamam mı? Ben halledeceğim her şeyi. Yaman. Sana bir şey olursa ben... Kendimi affetmem.
Oho vallahi öğrenemedim şunu ya. Takılırdık ne güzel. Nasılsın, nasıl hissediyorsun? Canavar. Kapat şunu. Bora kapat şunu. Çocuk gibi. Yüzüme bak. Ciddi ciddi iki kelime edemeyecek miyiz seninle? Yani ederiz tabii o. Oğlum bak. Ben elimden geleni yapıyorum. Senin için her zaman her şeyi yaparım biliyorsun. Ama senin biraz çaba harcaman lazım. Hatırlaman lazım. Zorla kendini biraz. Bu kör düğümü çözelim artık. Senin hayatından, güvenliğinden endişe etmek istemiyorum ben. Yani kafamı taşlara vurayım diyeceğim babama. Yine ciddiyete davet edeceksin. Tamam. Ben zorlayacağım kendimi. İşlerin başına geçmeni istiyorum. Badenin istifade ettiği o koltuğa senin oturmanı istiyorum. Peki siz niye gerildiniz? Mevzu ne? Bade sattı bize. Gülsoy'ların tarafına. Ateş Gülsoy'un tarafına geçti. Neden? Ben de boş durmadım tabii. Kayseri'de uygun fiyatlı böyle satışta bir iplik fabrikası buldum. Onun için toplantı ayarladım. Bir gece kalacağım. Sen de gelmek ister misin? Ateş. Ya seni dinliyorum Bade. Ama ben bu evden ayrılmasam daha iyi olacak. Yaman hala gelmedi mi? Yo, siz bakmayın, ben öğrenirim neden gelmediğini. Hı-hı. Tamam. Yaman'la ilgili mi sorun var? Yo, toplantı yapacaktık da ona gelmedi o yüzden. Ya Bade, sana ayıp olmazsa ben çıksam olur mu? Tamam, olur. Görüşürüz. Görüşürüz. Eve bırakacağım seni. Sen ne yapacaksın? Peşinden gitmeyeceksin değil mi? Sen bunları düşünme artık. Bana anlattın sen hepsini. Bitti. Kapatalım konuyu. Ne oldu? Eskiden burası ne kadar sıkıcı bir yer. Hiç macera yok derdik. Hatırlıyor musun? O zamanlar her şey farklıydı. Öyle miydi? Öyleydi tabii. O zamanlar korkmadan söyleyebiliyordum seni sevdiğimi. Duvarlar yoktu aramızda. İçime çektiğim senin nefesindi. Belki bir gün her şey yine eskisi gibi olur. Ben artık mucizelere inanmıyorum. Tek bir mucize için bile hayatımı düşünmeden verirdim. Sen benim olsaydın yine
Ben senin beklediğin bizim bebeğimiz olsaydı, o zaman yaşamaya da değerdi, savaşmaya da. Şimdi her şey yarım. Her şeye senin ve kızımız için katlanıyorum sevgilim. Sana baba olacaksın diyeceğim anın mutluluğuyla avunuyorum ben. Yine eskisi gibi olacağımız bir rüyanın içinde yaşıyorum aslında. Sen bana bakınca bir an her şeyi unutur gibi oluyorum. Böyle seni kendime çekip eskisi gibi sarılmak, öpmek istiyorum. Sakın benden vazgeçme. Sakın gitme benden. Senin nasıl unutacağımı bilmiyorum. Seninle daha nereye kadar sürükleneceğimi bilmiyorum. Tek bir sözünle çıkıp yanına gelen yüreğimi senden nasıl soğutacağımı bilmiyorum. Ay vallahi Şermin ablacığım ne güzel konuşuyorsun ya. İnsan seni dinlerken kilitleniyor. ne yaparsın anam? İşimiz. Ben böyle anlatacağım. Karşımdaki de ağzımın içine bakacak. Sen hasta bakıcı değil miydin Şermin? Ha, yok. Hasta bakıcı olan Cemile. Ben diplomalı hemşireyim. Hani bütün gün hastalarlayım. Acıları var, canları burunlarında. Biraz tatlı dilli olmalı. Biraz enerjik olmalı. Onu diyor. Doğru, doğru söylüyorsunuz. Ne diyor bu? Cemile, sen de öyle kaşını gözünü oynatıyorsun. Bir şey mi diyeceğim? Ya canını yerim ben senin kız. Hadi gel seninle bir sohbet edelim ha. Özleşmişizdir. Özledik. Hadi edelim. Hadi gül, gel. Biraz da garip bir kadına. Leoparlı falan giymiş. E tamam kızım ha. Sen hayırdır kardeş? Çıktın geldin böyle. Emri vaki yaptın. Çak kapı. İyi tamam. Kal bugün. Ama yarın pılını pırtını topla. Doğru kendi çöplüğüne. Bak hele. Sen kim köpeksin de kovuyorsun beni gı? Tasmanı konağa bağladın da adam mı oldun başıma? Oldumsa da hakkım ne oldu kızım? Burada bu düzeni kurana kadar anam ağladı benim. Sami yedireceğim. Atarı gideri bırak. O elinde indir. Senin kızıl püsküllerini yolarım. Ben ne dersem o. Ne istersen vereceksin artık. Nah vereceksin. Aa, avcunu yalarsın. Sağ yıllarca yedirdiğin paralara say. Hele. Önüme attığın 3-5 kuruşu mu diyor? Onu mu laf ediyor? La çemşük. Kim buldu sana bu saftirik Muhsin'i? Kim girdi herifin hakkına? Yılların pavyon gülünü akça pakça gır papatyası diye kim yutturdu? Sen bana madik atama. O kadar biliyorduysan sen girseydin ya sakat herifin koynuna. Hayatımı koydum ben buraya, anladın mı? Hayatımı. Sakat herif, he mi? Sen o sakat dediğin herifin ayağını öp de alnına koy. Ey. Ne kadar çekiyorum ben yıllardır. Ne hırtların, ne hırboların ağız kokusuna katlan. La oğlum. Sanki sen bilmiyor. Meze gibi yıllardır masa masa sen dolaşmadın. 3 kuruş para taksınlar diye göbekler atmadın mı? Bırak Cemil. Kız seni burada var ya çırpalı. Sağ bul da kafayı bir korun. Vur ana vur. Elini korkak alıştırma. Yalnız ben de sana burada bir dalarım. Millete de toplarım başımıza. Artık o alık kızına çekirdek çitlerken anlatırsın gelmişini geçmişini. Sus be. Sus Allah senin bin belanı versin sus. Bağırma. Ne oldu be? Yusuf, Yusuf oldun değil mi? Korkarsın tabii. Ama sen ne tozunu attırırdın alemin. Aleyna da bilsin anasının Angara'nın gülü olduğunu. Kes la kes, kes, kes. Ne istiyorsun sen? Allah kardeş, helal olsun. Çek elini, kolunu oynaşma. İtelemişim kızını Gülsoygillere. Arkını da bir güzel sağlam almışım. E şimdi sıra bende. Sen kafaları mı yedin kızım? Manyadın mı sen? Ne olacak ki? 2 pırıldak da benim için çevir. Yoksa bütün geçmişini dökerim ortaya. O dünürlerin de kızım da seni anında kapının önüne koyar. Hele bir dene. Hele bir dene seni var ya parçalar.
hiçbir halt edemem. Sen deliysen ben senden daha deliyim. Çek elini yel los. Yel los ha. Senin hamurun benim hamurumla aynı. Ben buraya geldiysen boş dönme. Üstüm başımı da dağıttın. Sen benim motivemi bozama. Uyun tokar. Allah senin bin belanı versin. Allah senin bin belanı versin. Feraye, sen iyi misin? Sancı mı var yine? Hayır. Hayır yok. Evde kimse olmayabilir. Böyle hastaneye falan gitmek gerekirse diye söyledim. Yaman. Deme şöyle, deme. Sorduğumu pişman etme beni. Peki, tamam. Neredesin? Ben bahçedeyim. Şimdi eve geldik. Feraye her şeyi biliyor mu? Ona göre kendimi hazırlayacağım. Bora'nın karşıma çıktığını ve bizi tehdit ettiğini biliyor. Okan merak etmiş. Bahçedeyim dedi. Tamam, sen içeri gir. Bahçeye bile yalnız çıkma. Tamam mı? Tamam. Çıkmam. Sana güvenemeyecek miyim? Neden bana haber vermiyorsun? Ya Feray ile sana bir şey olsaydı Okan? Oğlum ikiniz de çekip vurabilirdi. Kimseye söylemeyeceksin. Yoksa Feray'a ölür dedi. Abi sesini duyunca şoka girmiştim ben zaten. Ne yapsaydım ya? İyileşmiş hem de eskisinden sapasağlam olmuş. Böyle enerji patlaması falan yaşıyordu abi. Gözlerine baktım. Böyle gözleri bir acayip bakıyordu. Böyle deli deli bakıyordu ya. Bilmiyorum abi ne yapacağımı bilemedim. Vural'a da zaten hiçbir şey anlatmamış. Her şeyi hatırladığına dair. Kendi kendine hesaplaşacak aklı sıra. İyi tamam. Buyursun gelsin o zaman. Ne buyursun gelsin ya? Ne buyursun gelsin? Kaçak dövüşecek kaçak. Bizi öldürmek istemiyor. Bizimle kedinin fareyle oynadığı gibi oynamak istiyor. Ya sen de bu durumu böyle idare edeceksin öyle mi? Okan anlamıyorsun herhalde sen. Feraye de sen de kendini öldürtebilirdiniz. Bu sefer bu meseleyi çözeceğim ben. Bu sefer öldüreceğim onu abi. Öldüreceğim görürüz. Kurtaracağım bizi. Ya sen kimseyi kurtarma. Kurtarma. Bir kere beni kurtaracağım diye katil oluyordun. Şirketi kurtaracağım diye dolandırıcı oldun. Oğlum senin bu hayatta hiç kırmızı çizgin yok mu? Gene suçlu benim. Evet suçlu sensin. Suçlu sensin. Okan nefes alır gibi yalan söylüyorsun. Bak bundan sonra bir daha yanlış bir şey yaptığını görmeyeceğim. Bir şey öğrendiğin zaman hemen bana gelip söyleyeceksin. Yoksa yemin ederim kardeşim falan dinlemem silerim seni. Duydun mu? Duydun mu? Duydum. Duydum. Tamam. Söz.
oldu? Yok bir şey. Okan gelmiyor mu? Aç değilmiş. Hadi sevgilim, hiç çorbanın bebeğimiz aç kalmasın. Kız Feroş, kaç aylık oldu Minnoş? Bir. Ateş abicim, Feray'ın dili falan mı koptu? Neden her şeye sen cevap veriyorsun taşıyıcı anne gibi? Aleyna, sinir bozmasan olur mu? Ay tamam ya, şaka yaptım. Sen de herhalde hamilelikten gerildin, hormonlar falan. Vitamin falan alıyor musun? Çok yoruluyor. Ondan. Bugün evden çıkma dedim, yine çıktı. Eve uğradım ben bir ara. Siz Yaman'la birlikte geldiniz. Nereden geliyordunuz bakayım? Biz... Toplantıdaydım. Sonra bir atölyeye bakmaya gittim. Oradan da Feraye'yi eve bıraktım. Ya bugün de herkes ne kadar gergin ya. Ben de bir gerginim. Acaba yatmadan önce masal falan mı dinlesem? Hani bu büyüklerin dinlediği masallar var ya. Ne diyorsun Yamancığım? Nasıl istersen. Ben ne istediğimi biliyorum da. Dernek yemeğine gidiyorum. Kim eşlik ediyor bana? Yaman? Asla. Peki. Ateş? Hiç bana bakma, benim karımla ilgilenmem lazım. Erken yatacağım ben. Git istersen. Gerek yok. Ben sana eşlik ederim Gülfem anneciğim. Yok yok, ben yalnız giderim. Gelsin gelsin. Ailemizden biri olsun yanında. Aleyna, hadi kuzum. Ne güzel söyledin Ateş abi ya. E tabii Gülsoyların gelini olarak ailemizi güzel temsil etmem lazım Gülfem anneciğim. Sen çık hemen, ben hazırlanıp geliyorum. Tamam. Az insan hizmet ediyordum. Bir sen eksiktin, tam oldu. Daha bir şey mi dedin kuşum? Neşeniz dedim. Neşenize sağlık. Ne güzel gülüyorsunuz öyle işli işli. Bir denem, ben hep böyleyim. İyiye de kötüye de güler geçerim. Hani ne derler? Pozitif enerji. Tabii vaktin olunca pozitif enerji. Normal. İyi akşamlar. Tam zamanda geldim. Elini yıka, şu çantanı çıkar. Sofraya yardım et hadi. Ya bir müsaade etsen. Bir kolay gelsin desem. Belki kendiliğimden teklif edeceğim zaten. Bana lafa bile yapma Hazal. Misafirimiz var kızım. Misafirimiz? Şermin abla. Cemile ablanın best friend'i. Ankara'dan geldi. Öyle mi? Hoş geldiniz. Hoş buldum güzelim. Sen Muhsin'in kızı Feraye'sin, öyle mi? Yok, bu Feraye'nin best friend'i Hazal. Bizle yaşıyor, biraz karışık. Ne güzel. Ne derler? Gençlerle yaşayanlar genç kalır. Ay bu arada ben telefonumu unuttum acaba bir yerde ya? Sanki. Yok vallahi, ben bir gidip bakayım. Ona. Git bir bak, aynen. İş yap dedim ya, bak hemen kaçtı, görüyor musun? Eli ağır zaten bunun. Aman buna söyleyene kadar kendim yaparım. Neyse ben gideyim bari, sofrayı biri kursun değil mi? Çünkü akşam yemeği yememiz gerekiyor yani bir tabii, noktada. Kolay gelsin hadi. Sağ ol. Hayır olsun, ne oldu? Şermin geldi. Şermin? Okan Cemile'nin arkadaşı. Tek bir telefonla arayınca bu atlayıp geldi mi hemen? Aynen. Kesin bir şey var. Az kaldı Cemile'nin ipini çekeceğiz bence. Hani Bora döndü. Artık ne önemi var ki? Toplu katliama adım adım gidiyoruz vallahi. Sendeki bu pozitiflik de benim çok hoşuma gidiyor yani. Eksi bir Okan. Eksi bir. En azından Cemile'den kurtuluruz. Dolayısıyla Aleyna'dan Yaman biraz rahatlar. Bak o kadın boşu boşuna gelmedi buraya. Kesin sırlı bir durum var aralarında. İyi o zaman. O iş sende.
Aynen, ben de. Hadi görev beni bekler. Gitme ya öyle. Hemen. Otur birazdan. Okan, annen görecek şimdi. Yok. Bir laf edecek. Yok, görmez o. Ya az da otur işte. Şöyle 5 dakika kalsam yeter bana. Efendim. Geri dönmüşsün. Hangi hayranımla görüşüyorum? Babana yaptığın gibi bana da hafızanı kaybetmiş numarası mı yapacaksın? Vay vay vay. Yaman Gülsoy. Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Sesinden çıkaramadım. Bak yalnız bu sinir uçlarıyla oynama meselesi bende pek işlemiyor. Senin derdin benimle. Kalk gel şuraya. Başladığımız işi bitirelim. Demek beni düelloya çağırıyorsun ha? İkimizden birisi bu gece ölecek. Tam senin gibi bir romantiğe yakışır bir hareket. Lan boş yapma. Derdin benimle diyorum sana. Cesaretin varsa gel. Konum atacağım şimdi. Üşüdün mü? Bana bak. Sakın zatürreden gebereyim falan deme. Büyük yıkım olur bak. Oğlum sen neden korkuyorsun? Gücün kardeşimle Feraye mi yetiyor senin? Ah Feraye, ah ah. Neler yapmış oğlum kız sana? Sen belanı Feraye'den bulmuşsun, ben söyleyeyim. Bak aramız açık olmasa kanka derdim. Gel iki tek atalım. Anlat rahatlarsın. Oğlum kalk gel şuraya. Bu ikimizin meselesi, kimseyi karıştırma. Bak gördün mü? Senin sinir uçlarınla çok iyi oynarım ben. Çünkü en zayıf noktanı biliyorum senin. En zayıf yerin o kız. Bak ona dokunursan benim senin hassas yerini bulmam hiç uzun sürmez. Vallahi aman benim nereden vuracağım hiç belli olmaz. Ayrıca sen istediğinde değil, ben istediğimde gelirim. Senin canını alırım. Sen de her gün, o gün, bugün mü diye bekle. Senin de cezan bu. Bekle, bekle. Sen bekle, sen bekle. Tamam mı? Ben hiçbir yere kaçmıyorum. Bekle. Göreceksin sen, görürsün. Hani erken yatacaktın sen? Uyuyacağım şimdi. Feray. Benim senden ufacık bir ricam var. Gergin bir günün farkındayım. İkimiz de çok zorlandık ama... en azından insanlar içinde bebek bekleyen bir çift gibi davranabilir miyiz? Kafalarında soru işareti kalmasın.
Ben de bazen fazla korumacıyım, onun da farkındayım. Daha dikkatli olacağım söz. Sevinirim. Barıştık mı? Barıştık. İyi geceler. Sana da. Kıvrak Cemile, anlat bakalım ne var ne yok. Kıvrak deyip durma, senin ağzını büzerim ha. Ay tamam, deme. Anlat kıyım. Ne anlatayım Şevro? Konağa gidiyorum, yemek yapıyorum, temizlik yapıyorum. Ondan sonra geliyorum, ölü gibi, pestil gibi yatıyorum. Nasıl, hoşuna gitti mi? Çok sıkıcı. Kimle konuşuyorsun kız çata çata? Komşu. Hangi komşuymuş bu bakayım? Versene şunu bana. Kızıl yarın buluşalım mı? Kim bu Bekir? Kız. Sevgilim mi? Ne sevgilisi be? Laf çıkarıp durma. Bir tanıdığım biri ver. Ama adam daha yakından tanımak istiyor belli ki. E ama yazık, olmaz demişin adam. Versene sen şunu. Sakın. Şevro. Vazgeçtim, geliyorum. Hey, sakın, sakın, sakın. Ama güzel bir yere götür, yemeli, içmeli. Sakın. Gitti bile. Ne diye mesaj atıyorsun herife? Aman ne olacak be? Git bir güzel eğlen. Böyle dört duvar arasında ömür mü geçer sanki? Eski günleri yad edersin. Ne gülüyorsun be? Ne yapıyorsun Bora Allah aşkına? Sonunda babam sana fazla yüz verdiğini anlamış. Bu Gülsoylar meselesinde fena patlamışsın Badeciğim. Babam beni yanlış anladı. Yok yok yok. Gayet doğru anladı bence. Bence sen başa geçeceğim diye biraz hırs yaptın. Ama beni tanıyorsun değil mi? Eğer birisi tabağımdakilere göz dikerse... Gerekirse lokmasını boğazından söker alırım. Bu yüzden kendini önünden ye. Ay! Çok pardon, ben sizin burada olduğunuzu bilmiyordum. No problem güzel kız. Buyur gel. Ben sizi bu kadar erken beklemiyordum. Yani haber de vermediniz, bir şaşırdım. He, bir şey aklıma düştü mü hiç ertelemem. Varacağım dedim mi hop oradayım. Hele söyle bakalım. Bu Cemile zillisi sana ne etti de? He benim peşime kadar düştün. Bana bir şey yapmadı da Feraye'nin canını çok yaktı. E sen de arkadaşına kıyamadın he mi? Tamam ama ne etti mesela? Eziyet edip duruyor sürekli. Çekip gitsin, rahat bıraksın istiyorum Feraye'yi. Bu kadar yani. Başkaca bir şey yok. Yok. Sen ne biliyorsun şimdi onun hakkında?
Buraya gelmeden önce hasta bakıcılık yapıyormuş güya ama ben hiç inanmıyorum. Neden? Bu doğru. Biz beraberce çalışırdık. Nerede çalışırdınız? La sen Angaralı mısın yavrum? Nereden bileceksin? Hayırdır yani? Sen beni sorguya falan mı çekiyorsun? Hayır tabii ki sorguya falan çekmiyorum. Sadece bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Öyle gizli kapaklı bir geçmişi falan yok. Bir tek günah var. Onu da Harold yani biliyor. Aleyna. Babası olacak şerefsiz basmış geçmiş. Ben de Muhsin abiyi tanırdım. Ana kız sefil mi kalsaydı? Tanıştırıp baş göz ediverdim. Hepsi bu. Tabii sizin iş de zor. Hemşirelik falan. Kim bilir neler yaşamışsınızdır. Vallahi anlatsam ağzın açık kalır. Tamam anladım ben sizi. Anladım. Bravo. Ben de seni iyi anladım. İyi geceler o zaman. Sana da iyi geceler. Kırılsın ellerim, neye yarıyor? Gençliğim gidiyor, tutamıyorum. Tanrım bana vermiş yorgun ayaklar. Bahtımın peşinden koşamıyorum. Ne zaman bitecek Tanrım bu ağ? Hesap, yarını olmayan günlere kaldım. Dünyamı ben yıktım kendi elimle. Aşkıma bir yuva kuramıyorum. Ne zaman bitecek Tanrım bu hesap? Yarını kaldım. Dünyamı ben yıktım kendi elimle. Aşkıma bir yuva kuramıyorum. Şimdi ne dertliyim ne de bahtiyar. Yaşım genç olsa da gönlüm ihtiyar. Bir aşk için ben bak diyar diyar. Ecelin peşinden koşar giderim. Ne zaman bitecek Tanrım bu azap? Yarını olmayan günlere kaldım. Dünyamı ben yıktım kendi elimle. Aşkıma bir yuva kuramıyorum. Ne zaman bitecek Tanrım bu azap? Yarını olmayan günlere kaldım. Dünyamı ben yıktım kendi elimle. Aşkıma bir yuva kuramıyorum. Babacığım! Yağmur? Yağmur bekle!
Kızım. Feraye. 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 Feraye gitme. Feraye. Afiyet olsun. Bugün fabrikaya gelirsin diye düşünüyorum. Geleceğim zaten. Güzel. Sen de geleceksin. Konuşacağız daha seninle. Hı hı. Hı. Tamam. Dün akşamki dernek yemeği çok güzeldi baba. Herkesin selamı var. Aleykümselam. Vallahi herkes beni çok beğendi. Gülsoy gelin olarak ailemizi çok güzel temsil ettim Ömer dedeciğim. Aferin. Yeni mi? Tamam. Hı hı. Yo, her zaman taktığım kolye. Niye sordun? Hiç. Feraye, sende de gördüm sanki aynısından. Feraye'nin okuldan bir arkadaşı yapı satıyordu. Ondan aldım. Herkeste var. Bende yok. Bana da alın bari. Gülsoy amblemi olarak hepimiz taşırız.
Aa pardon ya. O safir yüzüktü değil mi? Hatta Ateş abim Feraye'ye hediye falan etmişti. Doğru. E aşkım aynısından bana da yaptır bari. Ne diyorsun? O yüzük aynısı yapılacak bir yüzük değil. Özel ve hatırası olan bir yüzük. Hı. Peki. Buyurun efendim. Sağ ol. Kızım, bugün evde önemli misafirler ağırlayacağız. Mutfaktakilere söyle, her şey kusursuz olmalı. Özellikle de yemekler ve mezeler önemli. Tamamdır efendim. Hı. Kim geliyor baba? Ticaret odası başkanıyla esnaf odaları başkanı. Eve davet ettim, şeref duyarız dediler. Kurduğum fabrikayı çok beğenmişler. Hı. Takdir etmişler beni. Sağ olsunlar. Çok şükür. Bu hafta toparladı beni. Eskisinden bile iyiyim. Çok güzel. Ben eve geçiyorum, üstümü başımı değiştireyim de. Bankaya gideceğim. Sevgi, akşam yemeğini halledin, tamam mı, beni beklemeyin? Tamam Cemile abla. Bankada işin o kadar mı uzun sürecek? Kalabalık oluyor ya bazen. Haklısın Gülüm. Benim bankada beklerken arkadaşlık kurmuşluğum bile var. Belki biri de sana denk gelir ha. Cemile abla, Ömer Bey'in önemli misafirleri varmış. Meze yapılacak akşama. Ne diyorsun ya? Bu saatte mi haber verilir? Niye dün haber vermemiş? Ya bankaya gidecektim ben şimdi. Vallahi ben meze yapamam Cemil abla, biliyorsun. Sen acaba gitmesen mi bugün ha? Bak geç falan kalırsın, yetiştiremeyiz ha. Ya öyle yapayım, gitmeyeyim bari. Yok Gülüm, meze işi bende. Sen git işini hallediver. Ya bak Ömer Bey titizdir. Yani öyle istediği gibi falan olmazsa. Olur olur. Sanki sana kim öğretti? Orası da öyle. Ben maharetli kadınım, hallederim. Hadi sen çık, oyalanma. Sen de öyle konakta fıttır fıttır gezme. Mutfaktan dışarı çıkmak gelirdir. Hadi yallah, git üstüne giyin. Allah Allah. Hadi o zaman. Hadi. Ortalık bana kalsın acı ya. Feray'ın okuldan bir arkadaşı yapı satıyordu. Ondan aldım. Herkes de var. Programda bir değişiklik oldu. Akşam sen de Kayseri'ye gelebilirim. Çok iyi haber. Harika. Kolay gelsin. Sana da. Yaman. Dedemin üniversite için bağışladığı makineler yolda. Geliyor. O işin takibi sendeydi. Akşam kurulumunu yaparsın. Tamam. Hallederim. Yoğurt koydum dolaba, ellere vay. Yoğurt koydum dolaba, ellere vay. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Siz yeni başladınız boyaya sanırım, değil mi? Aa evet, Ateş Bey bizi yönlendirdi. Önce boya ve badanadan başladık. Gece de makineler gelecekmiş galiba. He, anladım. Yalnız içeri girmeyelim. Zararlı olabilir. Yok yok, girmem. Peki sizin işiniz ne kadar sürer? Yani 2,5-3 saat falan sürer. Tamam. Kolay gelsin tekrar. Ay, ay canım, korkuttum, özür dilerim. Yok, yok sorun değil. Ne haber diyecektim sadece. İyiyim.
İyiyim gerçekten, sorun yok bu arada. Aşağıda oturalım mı biraz? Olur. Ben hazırım. Çıkabiliriz. Hadi bakalım. Ay. Ah, ah, ah. Şu görkeme bak. Güzel. Kim bilir kaç avrodur bu. Şömine var. Oo, bunun karşısında ne güzel keyif yapılır. Kız Şermin, sen de hak ediyorsun böyle kaliteli bir hayatı. Ben sana çok kırgınım Enver. 30 yıllık doktorumsun ya. O oğlanın eline o heyet raporunu nasıl verirsin ya? Kusura bakma Ömerciğim. Ama ortada böyle bir heyet kararı varken ne yapsaydım yani? Sümen altım etseydim. Aa, demek evin büyük beyi bu. Neyse. Olan oldu. Biz önümüze bakalım. Çok klas adam. Dipçik gibi de maşallah. Yeni bir rapor alacağım. Ne kadar sağlıklı olduğumu görecek herkes. İyi de Ömerciğim. Senin de biraz gayret göstermen lazım. Duyduğuma göre ilacını da aksatıyormuşsun. Halt etmiş onu sana kim dediyse. Her gün saati saatine alıyorum ben ilacımı. Bak aslan gibiyim. Sen beni heyete sok, gerisini kurcalama. Aa, hastaymış. Kıyamam. Peki 2 hafta sonra muayeneye gel o vakit. Hem testlerini tekrarlayalım hem de şu heyet işini halledelim. Tamam. Ya bir an önce halledelim şu işi. Bu arada stresten uzak duruyorsun. Anlaştık mı? O işte biraz zor. Başka? Temiz havada yürüyüşlere çık. Bol bol dinlen. Sana iyi gelen, keyif veren, hoş sohbet insanlarla bir araya gel. Özellikle de uykuna dikkat et. Bir de beslenmene tabii. Sağlıklı şeyler iyi biçmen gerek. Şimdi söyle bakalım. En çok hangi yemekleri seversin? Gülfem'e söyleyeyim de uygun tariflerle senin diyet listene eklesin. Mural abinin kesin emri var. Seni dışarı çıkaramıyoruz. Ah! Kusura bakma abi. Çekilirsem ölürüm. Baba! 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 Ha istiyorsan kumavuzu da yaptır şuraya. Gelip kaşıkla ağzıma balık yağı da verirsin. Hani böyle mi takılayım istiyorsun? Bora. Oğlum şu an her istediğini yapamazsın. Önce sana kim ne yaptı hatırla. Cezasını keselim. Sonra istediğin gibi takılırsın. Yaman. Selam. Selam. Ne yapıyorsun sen burada? İş güç. İş güç. E güzelmiş. Ben de seni görünce dedim ki yani Yaman beni kesin eve bırakır. Ya hava çok soğuk ondan, hem istersen sana bir kahve yaparım. Sohbet ederiz. Dediğim gibi işim var. E iyi madem. Görüşürüz sonra. Ürgüp küçük yer. Hı hı. Maalesef. Yaman. Makineler gelecekti de kurulumunu bekliyorum. Senin ne işin var burada? Burası benim okulum.
benim atölyem. Tamam, ben onu kastetmiyorum. Bora gibi bir manyak etraftayken dışarıda böyle dolaşmam mantıklı mı? Yalnız o Bora denen manyak beni herkesin ortasında konaktan kaçırdı. Onun pek duru durağı yok. Zaten istediği korkup sinmemiz, ama kusura bakmasın. Ben ona istediğini asla vermeyeceğim. Madem makineler gelmemiş, sen dışarı çık, bir ustaları ara istersen. Burada pek telefon çekmiyor. Adamların telefonunu almamışım ki. Mecbur burada bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. O zaman burada beklemesek mi? Ben biraz acıktım da. Ha, olur, olur, tamam. Güzel, yani yemeğe gidelim o zaman. Olur. Tüh. Kapanmış. Ne yapacağız şimdi? Yani fazla uzun takılmayız zaten. Eve gidince güzel güzel yersin. Peki madem. Bu büfeden ayvalık tostu alırken nasıl tartıştığımızı hatırlıyor musun? Ha, iyi de ayvalık tostuna da yumurta koyulmaz ki. Ama ben seviyorum. Sen zaten hep çok garip şeyleri seviyordun. Hadi görüşürüz. Ne görüşürüz ya? Gidecek misin öyle hemen? Ha? Evet, gideceğim. Ne yapacağım? Yani öyle takılırdık. Takılırdık. Ya Okan'cığım, sana da kızamıyorum biliyor musun? Benim de insanlarla bağımlılık yapan bir tarafım olduğunu söylerler hep. Ya abartma ya, tamam. Niye? Öyle değil miyim? Bak, kalbim kırıldı şu an, gidiyorum. Ya dur bir dur. Ne gitmeye meraklısın? Allah Allah. Yani iyisin. Hoşsun. Yani güzelsin, muhabbetin güzel, sen güzelsin. Öyle yani. Hasan abi diyordun hani? Yani şimdi sen onları geç canım. Boş ver ya onları. İyi, konu aç hadi. Şermin. Hı. Ya ben anlamadım şimdi tam olarak. Şimdi bu kadın geldi, tamam mı? Yani bizim ne işimize yarayacak? Yani şu anda Cemile'yi sinir etmesi bile yeterli. Vallahi yüreğimin yağları eridi. O geldiğinden beri Cemile diken üstünde. Var onların arasında bir mesele ama anlayacağız bakalım. İyi o zaman, sen bu kadınla aranı iyi tut. Hani belki dökülür, ha? Yani o iş biraz yaş Okan'cığım. Kadın çok çakal ya, çok çakal. Benim gizli servis ajanı falan olmam lazım yani onun ağzından laf alabilmek için. Ya canım, o iş niye yaş olsun ya? Sen bu kadının telefon numarasını buldun mu? Buldun. Sen bunu da bir şekilde halledersin, ben eminim. Ha? Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum tabii ya. Hadi göreyim seni, aslan parçası. Yok ya, vallahi olmayacak senden. Bakıyorum, mümkünatı yok. Ne olmayacak ya? Normal bir tepki verdim. Ya yürü git Okan ya. Üf. Ya ben ne olmayacağını bir söyler misin? Kadın yani
keş. Vallahi yakaladım seni. Yakaladım seni. Ay, ben açık kalmıştı tozlanmasın diye. Yani yanlış anlaşılma olmasın. Sana ben burada bir kaparım. Kralı gelse sittin seni açamaz ha. Şermin abla sen beni açamazsın. Ben senin gibi kaç tanesini harcadım sen biliyor musun? O senin bindiğin dönme dolaplar var ya. İşte onları ben çeviriyorum. Ben bastı bacaksın. Çok özür diliyorum. Bir daha ayağıma dolanırsan senin bu etlerini koparırım. Aman ya. Neyse. Yeter bu kadar gerilim. Hayır cildime düşmem valla. Haydi git sen bana bir gafe yap. La bebe. Elini korkak alıştırma. Şöyle bol şekerli gupüklü olsun. Ha içine de tüküreyim deme sakın. Ben anlarım. Haydi. Görüşme gayet iyi geçti bence. Makul insanlar. Sözleşmedeki pürüzleri hallettiğimiz zaman bu iş tamamdır. İyi ki beraber geldik. Ne dersin? Bence de. Ya kusura bakma bu arada. İyi bir otelde yer yoktu. O yüzden arkadaşımın evi müsaitti. İnşallah beğenirsin. Sorun değil, sorun değil. Geç oldu. Sabah gideriz zaten. Evet, hoş geldiniz Ateş Bey. Hoş bulduk Bade Hanım. Buyurun. Önden buyurun. Buradan? Buradan. Hı hı. Ev ne kadar güzelmiş. Arkadaşlarım zevklidir. Sen rahatına bak. Ben de dolaptan bir şeyler bakayım yiyecek. Hı. Dolap da bayağı doluymuş. Ya Bade, uğraşmasaydın dışarıdan sipariş ederdik. Ya olur mu öyle şey canım? Ben şimdi çok güzel şeyler hazırlayacağım. Peki. Yok yok. Daha kimse gelmedi. Geç kalmadın yani. Tamam. Tamam, bekliyorum. Hı hı. Güzel görünüyorlar. Yalnız sen bana hepsinden birer kaşık koy bir tabağa. Tadına bakacağım. Hemen Ömer Bey. Hı. Elinize sağlık. Duyuyor musun? Bak çıtır çıtır çıtır. Oh, nar gibi kızarmış bu, tamam. Oh, iç pilav da tamam. Bu da birazcık demlensin. Sen ne yaptın Şermin abla? Vallahi kuşum, bu son. Dereotunu da serpeleyeceğim, bitecek. Ay, ellerine sağlık vallahi. Kolay gelsin. Ömer Bey? Cemile yok mu? Onun bir işi çıktı. Acilen dışarı gitti. Bu mezeleri kim yaptı? Ben yaptım efendim. Siz kimsiniz? Şermin. Şermin. Doğrudur efendim. Ben Muhsin Bey'in misafiriyim. Aslen buralıyım ama ikametim Ankara. Aşçı mısınız? Hayır efendim. Ben hemşireyim. Özel bakım hemşiresi. Şermin Hanımcığım. Maşallah. On parmağınızda on marifet. Mezeler çok lezzetli olmuş. Ellerinize sağlık. Afiyet bal şeker olsun efendim. Baba mı o? Evet. Ağzınıza layık inşallah. Bayılırım. Öyle mi? O zaman lütfen bana doğruyu söyleyin. Bir bakın bakalım.
Nasıl olmuş? Bakacağız. Şahane. Senin bu arkadaşın vallahi fena Cemile abla. Senden bile fena. Şşş, delikanlı. Bak bu tabaklar hiç boş kalmayacak, tamam mı? Bittikçe sen getireceksin, bittikçe getireceksin. Hadi koçum göreyim seni, hadi. Kızım senin bir isteğin arzun var mı ya? Bak yavrum çekinme söyle ha. Sen de söyle ya. Allah için sen nerenin manyağısın be? Ne oldu ya, beğenmedin bu ortamı? Ya anlatacaklarım var dedin. Hayat memat meselesi dedin, tehlike dedin, giz dedin, gizem dedin. Beni getirdiğin yere bak. Oturmuş diye mangal yapıyorsun burada be. Ya sen demedin mi beni yemeli içmeli bir yere götür diye? Ya bak ben senin yanındayım ya. Peki ben senin yanındaysam bu ne demek? Ha? Sen güvendesin demek. Sen benim tepemin tasını attırma da ne söyleyeceksen söyle hadi. Ya bak hani yolun başındayız diyorum. Yani böyle tanışsak, ısınsak, böyle biraz kaynaşsak. Seni var ya! Ben sen ne biçim bir manyaksın ya? Osman! Osman, Osman bez getir Osman! Kusura bakma Ural Bakırcı. O serseriler elini kolunu sallayıp gezerken öyle fare gibi kapana kısılamam. Kimse gelmiyormuş daha. Sen yorgunsan istersen gidebiliriz. Yok ben iyiyim. Bence biraz daha bekleyebiliriz. Tamam, bir yarım saat daha bekleyelim o zaman. Ne olmasa yarın hallederiz. Şuraya sizin için L bir tezgah düşünülmüş. Bakayım. Ay, rüzgardan cereyan yaptı herhalde. Galiba bir bakayım. Açılmıyor mu? Yani kapı kulu çalışmıyor. Açamıyorum, kilitlendi herhalde. E ne yapacağız peki? Nasıl çıkacağız dışarı? Tamam. Sen sakin ol. Tamam, ben bulacağım bir yolunu. Korkma. Ben sakinim. Sen varsın yanımda. Neden korkayım? Yani yalnız değilim anlamında dedim. Evet. Şöyle sivri bir şey bulsam ben açarım aslında o kapıyı. Yani. Böyle. Ucu. Sivri bir şey. Buraya gel. Eceline koşuyorsun. Farkında değilsin sen, farkında. Ben sana gönderilmiş bir kurtarıcıyım. Sen bunu anlamıyorsun işte. Bırak kolumu be, yalancı. Ha, senin bir halt bildiğin yok. Aklınca beni oyuna getirip gönlüne eğileceksin, öyle mi? Yemezler. Ya ben gozel gozel birbirimize alışalım diyorum ama sen insanlıktan anlamıyorsun ki. Vural Bakırcı'nın oğlu Bora döndü, döndü Bora. Döndü mü? Ya. Bak,
Nasıl yani? Evden de ayaklandı mı? Ya işte böyle afallarsın ya. Ayaklandı ama kafa gidik. Allah'tan hiçbir şey hatırlamıyor. Çok şükür. Hiç öyle şükür etme. Hiç öyle şükür etme. Her an her şeyi hatırlayabilir. Oha. Oha, oha yani yuh yani bu kadarı da artık. Öyle işte yani. Bayağı boğazıma yapıştı. Kadın boğazımı falan sıktı. Dönme dola falan bir şeyler dedi, tehdit etti. Manyak bir de iki oldu yani. Vallahi bu defakini kendi ellerimizle getirdik. Bayağı biz kaşındık. Yalnız bak bu bizim aramızda kalacak. Tamam mı? Kimseye söylemek yok. Çünkü olaylar hep dönüp dolaşıp bana patlıyor. Pardon ya Okan. Kadınla aynı odada ben uyuyorum. Nasıl senin başına patlıyor? Hayıcan ya. Daha önümüzdeki, elimizdeki meseleleri çözemeden bir daha yine tamam, böyle yeni. Tamam, tamam. Sakin ol. Sakin ol. Şöyle yapacağız şimdi. Ben hiç muhatap olmayacağım. Bırakacağız bu iki cadı birbirini yesin. Şu Cemil Elişer mi? Aynen. Bu ikisini birbirine patlatacağız. Artık kim sağ çıkarsa onu da biz haklayacağız. Pardon, bir lat alabilir miyim? Tamam, geliyor hemen. Yalnız Bora'yı unutmayalım. Öyle de bir manyak var elimizde. Okan'ın yüzü gülür mü ya? Hı. Popüler bir espri ya. Satayım dedim olmadı mı? Kalkayım ben ya. Kahveyi yaz sana zahmet, sonra şey yaparız. Okan git. Ne oluyor? Kanka bugün çok sıkıldım tek başıma ya. Dedim küçük Gülsoy da özlemiştir, böyle takılırız. Hadi bas gözü. Hadi oğlum. Da çıkmıştır herhalde artık. Bondum ben zaten. Kimse gelmezse sabaha kadar buradayız. Mutlaka yokluğumuzu fark eden biri olur. Ateş Kayseri'de. Bu gece dönmeyecek. Öyle mi? Sana söylemedi mi? Belki söyledi, ben unuttum. Sen de otur dinlen artık istersen. Tamam. Ya sen de hiçbir şey yemedin. Şunu yardım alsana. Yaslanırsın. Burada da sadece su var. Sen de aç kaldın. Olsun.
Biri sana, biri bana. Olmaz. Biri senin, diğeri bebeğinin. Bir tane daha varmış. Keşke battaniye gibi bir şey de olsaydı ya. Keşke ama yok. Çok üşüdüm ben ya. Bu ne giyiş? Sen de kardan adam ol sonra. Soğuğa dayanamazsın ki sen. Sen al bunun üstüne. Şimdi nasıl? Evet. Polis çağır. Çıkmıyorum. Hadi çağır. Çağırsana polisi çağır hadi. Aa, fular koleksiyonu da yapılmış. Güzel fular. Seni var ya buna boğarım. Ne yapıyorsun? Bırak. Bırak dedim be. Boğarım. Atölyede onlar. Onlar kim? Onlar işte. Vallahi kız çok güzeldi. Kim onlar söyle. Bırak. Kız kim dedim? Bırak söyle. Git kendin bul be. Seni gebertirim. Yetti artık. Masal masal kızım. Vallahi sesleri duydum polisi aradım. Ne polisi ya? İyice abarttınız. Hayatınızda hiç mi action yok sizin? Yürü, yürü, yürü! Yürü! Evet, işte geldik.
Beni al abimi bırak. Kimseye dokunma. Beni öldür. Nasıl lan bank güzel oldu mu? Sakin. Sakin. İşimize bakalım. Okan aşk olsun ya. Yani ben o kadar vahşi bir insan mıyım ya? Merak etme, bu aletleri kullanmayacağım. Pis işleri sevmem. Oğlum sesini kes. Kes! Vallahi benim okuldayken derslerim hiç iyi değildi. Seninki nasıl bilmiyorum ama. Bu matematik falan, havuz problemi. Hiç bilmem. 3 saat sonuna geldiğimde yaşıyorsam sen kazanırsın. Tamam mı? Nereye kadar alınman ya? Nereye kadar ha? Nereye kadar? Oğlum sen beni diri diri göle attın. Ben bilseydim yapar mıydım Bora? Ayağıma taş bağladın. Ben senin yüzünden yılanların şanları olsun. Ölmeyi bekledim. Beni lan beni Bora Bakırcı'yı. Bunun bedelini ödeyeceksin. Ödeyeceksiniz. Teker teker tamam mı? Şimdi yürü. Yürü. Bırak. Oğlum, bırak. Korkma kafana bırak. Falan sıkmayacağım. Bırak beni bırak. Yürü. 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 Çık. Nasıl çıkayım? Nasıl çıkayım? Ellerim bağlı. Nasıl çıkayım? Lan. Çık. Tamam mı Murat? Evet. Ne zaman bizden vazgeçtin Feraye? Benden ne zaman vazgeçtin? İndir bacaklarını. Bora bırak Bora. Bora. İndir. Tamam Bora tamam. İndir. Tamam. İndir oğlum. Tamam Bora tamam. Tamam indir oğlum. Bora. Bora. Söyle. Babanın yanında görsünler beni. Olur. Yaman abine söylerim. Kendisi için de ayrıdır.
Ben seni sevmekten hiç vazgeçmedim. Sen de benden vazgeçme. Lütfen. Biz bir gün yeniden mutlu olacağız. Biliyorum. Biz yeniden mutlu olacağız. Dayan. Dayan ne olur bizim için. Bebeğimiz için. Ne olur. Thank you.